Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Hemen şöyle malzemelerimiz burada. Yarım su bardağı sütümüz var. Sütümüz ılık. Şöyle bir tatlı kaşığı mayamız var. Mayamız sütümüze şöyle bir salsın kendini. Hemen şöyle bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı ilave ettim. Bunu da güzelce karıştıralım. Unumuz 250 gram arkadaşlar. 2 su bardağı. Burada bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Şimdi bunu güzelce bir yoğuralım. Hamurumuz sert olacak. Çünkü bir yemek kaşığı da tereyağı sonradan koyacağım. Hamurumuzu şöyle bir yoğurum sıvı malzemelerimizle. Tereyağımızı sonradan ilave edeceğim. Ben toparladık. Yeterli. Tereyağımızı da getirelim. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağımız var. Bunu da hemen güzelce içine karıştırarak çok güzel hamur etmemiz lazım arkadaşlar. Bayağı bir yoracak. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Yağımız içine alınca orta sertlikte bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatıp 20 dakika dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu şöyle 20 dakika dinlendirdik. Hafiften kabarmaya başladı. Şimdi şöyle merdanemizde yavaş yavaş şeklini bozmadan açalım. İnceltip bildiğimiz kadar inceltelim arkadaşlar şu kenarlarımızda. Hamurumuzu gayet güzel incecik açtık arkadaşlar. Şimdi şöyle kesme işlemimize başlayalım. Buradan geri bu tarafa doğru. Şöyle.
tarafa doğru. Şöyle biraz daha ortalığa alalım ki orta katına tam birleşsin. Üçgen yerimiz şu şekil. Şöyle sona doğru geliyor. Evet, gayet güzel oldu. Hemen bunu servis tabağımıza alıp mayalanmaya bırakalım. Bir yarım saat servis tabağımızda bekleyecek. Şöyle üzerini kapatalım. Yarım saat bekletecek arkadaşlar. Şimdi 1,5 su bardağı yağ koydum arkadaşlar. Yağımız ısındı. Hemen şöyle üzerini kapatmış olduğumuz hamurlarımızı mayasını kaçırmadan şöyle yavaşça gönderelim. Altını şimdi orta ateşe getiriyorum. Hepsini bir kızartmada kızartalım. Evet, fosur fosur çok güzel kabarmaya başladılar arkadaşlar. İnanın çok hafif ve çok güzel oluyor. Şu an ocağımızın altı orta ateşte. İlk başta yüksek ateşe koydum, sonra orta ateşe geçirdik. Şimdi ateşimizin değmediği yerleri şöyle çevirerek her tarafını güzelce kızartalım. Ara katlarımızı da göstereceğim. Ne derece hamur kalmadığını, çok güzel olduğunu. Hamurlarımız çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen şöyle servis tabağımıza alalım arkadaşlar. İçini çok güzel çekti. Bulut gibi hafif zaten şöyle belli hamurumuzdan. Kahvaltılarımızı süsleyecek bir çeşidimiz daha oldu. İnşallah sizlere de yapar. Beğenirsiniz değerli takipçilerim. Şuna bakın ne kadar hafif ve güzel duruyor. Şöyle kahvaltılarımızı göstereyim. Daha soğumadı ama çıtırlığını görüyor musunuz arkadaşlar? Ara katımıza bakın, hiç hamur kalmış mı? Zaten çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle tellerini de sardığımız gibi açabiliriz. Bakın. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olun. Abone olursanız çok sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.